Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü ders konumuz düzen alıştırmaları. İsterseniz önce düzenin sözlük anlamıyla başlayalım. Belli yasa, kural, ilke ya da yöntemlere göre oluşturulmuş, kurulmuş olan durum. Bir diğer anlamı soyut şeylerin ya da somut nesnelerin bir ereğe, bir sıraya göre yerleştirilmesi. Resimde de gördüğünüz gibi burada kalemler bir sıra içerisinde, düzen içerisinde duruyor arkadaşlar. Beden eğitimi dersi ve düzen alıştırmalarına geçecek olursak, beden eğitimi dersinde ve ders dışı çalışmalarda, özellikle tören ve kutlamalarda düzeni sağlamak, ders ve organizasyonu kolaylaştırmak için düzen alıştırılmasının bilinmesi ve kullanılması şarttır arkadaşlar. Düzen alıştırmaları belirli komutlar içerir. Bu komutlar sayesinde öğrenciler ne yapacaklarını bilirler. Öğretmen ise bu komutlar sayesinde düzeni sağlar. Öğretmenin sınıfını kontrol altında tutabilmesi, tören ve kutlamaların ise bir düzen içerisinde yapılabilmesi adına düzen alıştırmalarının önemi büyüktür. Düzen alıştırmalarının konularına gelecek olursak, duruşlar, dönüşler, sıralanma ve dizilişler, yürüyüş ve koşular, açılma ve yayılmalardır. Biz bu dersimizde sadece arkadaşlar duruşlar, dönüşler, sıralanma ve dizilişleri işleyeceğiz. Duruşlarla başlayalım. Esas duruş. Esas duruşa geçmek için hazır ol komutu verilir. Bu komutun verilmesine gerek olmadan herhangi bir bildirim komutundan sonra veya dikkat komutundan sonra kendiliğinden esas duruşa geçilir arkadaşlar. Hazır ol duruşu. Bunu biraz böyle arkadaşlar size açmak istiyorum vücudun pozisyonunu. Sol ayak sağ ayağın yanına sertçe çekilir. Topuklar bitişik ve bir hizada ayak burunları birbirinden bir ayak boyu açık. Tabii ki bu kız öğrenciler için geçerli değil. Kız öğrencilerde ayak uçları bitişik vaziyette olup vücut ağırlığı her iki ayağın ökçe ve tabanlarına eşit olarak bölünür. Dizler hafifçe gerilir. Gövde dik tutulur. Göğüs hafifçe kabartılır. Karın içeri çekilir. Omuzlar aynı yükseklikte tutulur ve yukarı kaldırılmadan biraz geriye alınır. Kollar serbest olarak aşağı sarkıtılır. El parmakları bitişik ve orta parmak pantolon dikişi üzerine gelecek şekilde avucun tamamı uyluklara yapıştırılır. Dirsekler hafifçe ileri verilir. Baş dik tutulur. Çene boyuna doğru biraz çekilir. Gözler ileri doğru bakar. Kaslar hafifçe gergin bir vaziyete alınır. Diğer bir komut verilene kadar hiç kımıldamadan beklenir arkadaşlar. Hazır ol komutu bu şekilde. Gelelim rahat duruşa. Sol ayak bir ayak boyu veya omuz genişliğine kadar sol hizada sertçe yerini alır. Bacaklar vücudun ağırlığını her iki ayağın ökçe ve tabanlarına eşit olarak bölecek şekilde gergin tutulur. Eller bel çukuruna gelecek şekilde kollar arkaya getirilir. Sol el altta, sağ el bileğinden tutar. Sağ el hafif yumruk vaziyetindedir. Baş ve gözler esas duruştaki gibidir. Konuşulmaz ve kıpırdanmaz. Kız öğrencilerde hazır ol ve rahat duruş daha estetik ve yumuşak olmalıdır. Rahat duruşta vücut ağırlığı tek ayak üzerine verilebilir. Gelelim dönüşlere. Dönüşleri iki şekilde inceleyeceğiz. Yerinde dönüşler, hareket halinde dönüşler. Yerinde dönüşleri yine kendi içinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Dururken, yerinde sayarken. Dururken arkadaşlar, dönüşlerimizi yaparken sağa veya sola dön komutu geldiğinde hangi tarafın komutu geldiyse arkadaşlar o taraftaki ayağımızı kaldırıyoruz. Dönüş tarafına çeviriyoruz. Diğer ayağımızı da onun yanına alıyoruz arkadaşlar. Sadece geriye dön komutu geldiğinde arkadaşlar sol taraftan dönüyoruz. Kural gereği aynı hareketi sol taraftan yapıyoruz. Yerinde sayarken de arkadaşlar bu da yine yerinde dönüşler içerisine giriyor. Yerimizde olduğumuz yerde sayarken arkadaşlar sol sağ adımlar yaptığımız için hangi tarafın komutu gelirse sola dön veya sağa dön komutu gelirse ters ayağımızın üstünde dururken örnek veriyorum sola dön komutu geldi. Sağ ayağımızın üstünde sol ayağımız yukarıdayken sol ayağımızı hafifçe sola doğru çevirip indiriyoruz. Ve sağ ayağımızı onun yanına çekip devam ediyoruz hareketi arkadaşlar. Hareket halinde dönüşler. Yürürken dönüşler. Evet arkadaşlar. İleri doğru yürüyüş komutumuzu aldık. Uygun adım, ileri marş komutumuzu aldık. İleri doğru adımlamamızı yapıyoruz. Aynı yerinde sayarkenki gibi arkadaşlar. Örnek veriyorum sola dön komutu aldık. Ne yapıyoruz? Sağ ayağımızın üstündeyken sol ayağımızı yukarıdayken çeviriyoruz. Yere bastığımızda sağ ayağımızı da onun yanına çekiyoruz. Yine koşarken arkadaşlar
Aynı işlemi uyguluyoruz. Unutmamamız gereken şey, geriye dön komutu aldığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz? Sol taraftan dönüşü gerçekleştiriyoruz. Sıralama ve dizilişler. Öncelikli olarak tekli sıradan bahsedelim. Tekli sıra arkadaşlar genellikle beden eğitimi ders sırası olarak bilinir. En uzun öğrencinin sıranın sağ başında olması gerekiyor arkadaşlar. Öğrenciler bir kol mesafesinde dizilimi sağlıyorlar arkadaşlar. Bu tekli sıra beden eğitimi sırası. İkili sırayı da arkadaşlar biz tören sırası olarak nitelendiriyoruz daha doğrusu. Kısadan uzuna doğru derin kolda ikişer kişiden oluşan sıradır arkadaşlar. Genellikle okulda bayrak törenlerimizde bu sıralanmayı kullanıyoruz arkadaşlar. Peki öğretmen derse başlarken ne yapıyor arkadaşlar? Öğretmen derse başlarken öğrenciler tekli geniş kolda yani beden eğitimi sırasında rahatla öğretmeni beklerler. Öğretmen rahat ve hazır ol komutu ile öğrencileri selamlar. Ardından öğrencilerden yoklamayı almak için sayı alır arkadaşlar. Öğretmen rahat komutunda sınıftan sağ baştan saymasını ister. Sağ baştaki öğrenci sırasının geldiği zaman ne yapar arkadaşlar? Hazır ola geçer, arkadaşına doğru döner, sayısını söyler ve tekrar rahata geçer. Bir sonraki öğrenci aynısını, diğer öğrenci aynısını yapar. Son öğrenciye gelindiği zaman arkadaşlar, son öğrenci bir adım öne çıkar, son sayıyı söyler ve sınıfın öğretmen sayısını almış olur. Sayı alma, yoklama işlemi bittikten sonra arkadaşlar, öğretmen istediği düzende sınıf içi etkinliklerine başlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftaki düzen alıştırmaları konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.